Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün yeni mikrofonumla ilk videomu çekiyorum. Gerçekten çok mutluyum bunu yaptığım için ama birkaç gündür her şey üst üste geliyor. Bu mikrofonu ilk aldığım zaman satıcı bana faturasını yollamamıştı, o adamla uğraştım. Ayrıyetten gitti gidiyordan aldığım bir tane ürün vardı, RAM almıştım. Ve aldığım RAM bozuk çıktı ve anakartımı yaktı. Ben de cebimde kalan son parayla yeni bir RAM ve anakart almak zorunda kaldım. Çünkü RAM zaten bozuktu, taktığım anakartları da bozacak diye korktuğumuz için bilgisayarcı onu artık kullanmamamı söylemişti. Ben de kullanmamaya başladım. Ve yeni bir RAM almak zorunda kaldım, yeni bir anakart almak zorunda kaldım. Şu anda 5 parasızım gerçekten. Hiçbir şeye verecek hiçbir param kalmadı. Mikrofonu söylediğim gibi arkadaşımdan aldığım borçla almıştım ve şimdi o çocuğa parasını nasıl ödeyeceğimi bile bilmiyorum. Neyse, bunları halledebilirim inşallah. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, bugün özel intro eklemeyeceğim. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu henüz beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılarından yüksek not alır. Ama yüksek not alamazsanız da gelip bana çatmayın yani, bu da sizin de çalışmanız gerek. Ben sadece burada sizin için dua ediyorum. Bunların hepsinin dışında şimdi size bilmediğinizi düşündüğüm ya da büyük bir ihtimal bilmediğiniz bilgilerden bahsedeceğim. İlk olarak dolar. 1 dolar, 10 dolar, 5 dolar, 100 dolar, 1000 dolarlık şeyleri düşünün. Kağıt banknotları düşünün. Bunların ortalama ömrü 1,5 yıl. Yani 1,5 yıl sonra bunlar yıpranmaya başlıyormuş. Onun gibi bir şey. 1,5 yıl sonra kullanılmaz hale geliyorlarmış. Ama 18 ayı doldurana kadar düzgün bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu değişik ve gördüğüm en garip bilgilerden bir tanesiydi benim. Salyangozları hepimiz biliriz değil mi? Sümüklü böcekler. Sümüklü böcekler 1 mili yani 1.6 kilometreyi tam tamına 115 günde gidebiliyorlar. 1 kilometrelik bir mesafe düşünün. O yolu gidip gelmeniz sizin maksimum hani taş çatlasa 10 dakika alır ya da dünyanın sonu gelse 20 dakika alır. Ama salyangozlar sizin gidip geldiğiniz yoldan daha kısa bir süreyi, yarım kilometre daha kısa bir süreyi 115 günde gidip geliyorlar. Yazık lan hayvanlara, gerçekten yazık. Rusya. Rusya denince akla ilk gelen şey vodka. Kafiyeli oldu lan. Ruska denince akla ilk gelen şey olur vodka. Az önce farklı bir şey söyledim biliyorum ama uyumlu oldu yine de. Neyse, Rusya'nın devleti gelirinin %30'unu vodka'dan alıyormuş. Vodka'nın ucuz olması hiçbir şey değiştirmez. Çünkü vodka'dan başka hiçbir şey tüketilmiyor neredeyse. En çok tüketilen içki vodka ve su kadar satılıyor. Ve devlet de gelirinin %30'unu vodka'dan alıyor. Şimdi sırada öpüşmek var. Her yerde öpüşen çiftler görebilirsiniz değil mi? Bu aslında biraz ayıp olmasına rağmen herkesin yaptığı bir şey. Ne olursa olsun, ne dersek diyelim, bunlar olacak, yapılmaya devam edilecek. Ben bunun biraz karşıtı olsam da İnsanlar bunu yapmaya devam edecek. Ama İngiltere'de yaşıyorsanız bunu metroda veya kapalı bir KFC dükkanında, McDonald's'ta, Burger King'de yapamazsınız. Bu yasak. İstediğiniz her yerde yapabilirsiniz ama kapalı bir alanda yapamazsınız. Özellikle dediğim gibi metroda. Eğer metroda böyle bir şey yaparsanız metronun güvenliği sizi metrodan atacaktır. Bunun bir hapis veya para cezası yok ama bunu yapmanız yasak. Hani her yerde yasak değil ama sadece metroda yasak olması gerçekten de çok garip bir şey. Kediler bence en tatlı hayvanlardan bir tanesi. Tabii ki de köpekleri daha çok seviyorum ama tatlılık olarak hani böyle salak salak hareketler yapıyorlar ya, çok tatlı oluyorlar. Neyse, kediler arkadaşlar tatlının tadını alamaz. Yediği dondurmanın, baklavanın, künefenin tadını kediler alamaz. Bu da kediler için gerçekten çok büyük bir kayıp, çok büyük bir eksik bence. Timsahlar çok korkutucu ve büyük hayvanlar değil mi? Timsahla aranızda şu kadar bir mesafe var diyelim. Timsah size yetişemiyor ağzıyla. Sizi hani böyle şey yapar ya bazı hayvanlar, yetişmek için böyle dilini çıkarır, dilini kullanmaya çalışır. Mesela köpekler. Timsah size bunu yapamaz. Çünkü timsahlar dilini dışarı çıkaramıyorlar. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunun tam aksine zürafalar. Zürafalar da diliyle ağacın en tepesindeki yemekleri, böyle yaprakları aldığı gibi kendi kulaklarını da temizliyorlar. İki tane farklı hayvan, biri dilini dışarı çıkaramıyor, biri diliyle kulak. İki tane farklı hayvan, biri dilini dışarı bile çıkaramazken diğeri diliyle kulağını temizliyor. İşte bu da kaderin cilvesi diyorum ben böyle durumlara. Gerçekten ama kaderin büyük bir cilvesi bu. Tamam, şimdi bunların hepsini geçtim. Eski Mısır'ı hepimiz biliriz, piramitleri falan değil mi? Bunun da hani birçoğunuz bilir, kediler gibi bir sembolü var. Hani kedi heykelleri, kediye tapma olayları, kedi gibi göz boyamaları, kedi gibi bu göze çekilen kalemden yapmaları. Bunlar eski Mısırların en büyük özellikleri. Çünkü kedilere çok önem veriyorlar. Ama mesela eski Mısır'da yaşayan biri kedisi ölürse kaşlarını sıfıra vuruyorlar. Bu da kendilerini cezalandırma ve üzüldüklerini belirtmenin bir sembolüymüş.
Hani kedi besliyorsunuz, kediniz ölüyor, yas tutuyorsunuz ve bu yası insanların da anlaması için kaşınızı sıfıra vurmanız gerekiyor. Bence bu çok garip bir durum. Zaten bu videoda söyleyeceğim birçok şey ve söylediğim birçok şey garipti. Burnumuz ve kulağımız. Biz kaç yaşında olursak olalım büyümeye devam eden organlarımızdır. Ama gözümüz böyle değil. Gözümüz belli bir boyuta ulaştıktan sonra daha fazla büyümeyi bırakıyor. Yani mesela gözümüz 10 santim oldu ki imkansız öyle bir şey, örnek veriyorum. 10 santimlik bir sınırı var. 10 santim olduktan sonra daha fazla büyümüyor. Yüce Yaradan gerçekten çok güzel yaratmış insanı. Çok değişik bir bilgi bu. Kulağımızın, burnumuzun hiç durmadan büyümesi, az önce kulağım derken burnumu elledim biliyorum. Hiç durmadan büyümesi ama gözümüzün belli bir damana kadar, belli bir noktaya kadar büyümesi gerçekten çok ilginç. Şimdi arkadaşlar, Şili'de bir tane çöl var. Atacama Çölü. Şu ana kadar bilinene göre o çöle hiç ama hiç yağmur yağmamış. Bazı çöllere çok nadir olarak yağmur yağar. Ama bu Şili'deki Atacama Çölü'ne hiç yağmamış. Ördek çok tatlı ve güzel bir hayvan değil mi? Şimdi sesini duyalım. Evet, ördek arkadaşlar vakladığı zaman yankı yapmıyor bu ses. Yani ördeğin sesi yankı yapmayan bir özelliğe sahip. Ne kadar açık bir alanda, ne kadar boş bir odada olursa olsun ekonun dışında bir yankı yapmaz. Benim bu videom bayağı bir büyük ihtimal yankılı olacak çünkü odamda şu anda halı yok ve oda biraz boş. Ve yeni mikrofonum bayağı ileriden ses alıyor. Eski mikrofonum da şurada zaten, onun dibine konuşuyordum ben. Ama bu mikrofonla aramda bir karıştan fazla mesafe var. Az önce mikrofona dediğim için çok değişik sesler çıktı. Neyse, ana konuya dönelim. Ördekler vakladığı zaman dediğim gibi yankı yapmıyor. Türkiye'den kalkıp Singapur'a okumaya, üniversite okumaya veya yaşamaya gidiyorsunuz. Canınız acayip sakız çekti ama sakız bulamazsınız. Çünkü Singapur'da sakız bulundurmak ve sakız satmak yasak. Ayrıyetten sakız çiğnemekte $1000 cezaya tabi tutuluyorsunuz. Satışının hani ne kadar büyük bir cezası var bilmiyorum para olarak ama sakız çiğnerseniz $1000'lık bir cezaya tabi tutulacaksınız, unutmayın. Yani Singapur'a giderseniz sakın sakız çiğnemeyin. Çinli bebekler. Çinli bebekler ilk doğdukları zaman 1 yaşında sayılıyorlar direkt olarak. Hani ben bunu daha dün okulda söylemiştim. Biz aslında kaç yaşındaysak onun aslında 9 ay daha fazlasındayız ya da annemizin karnında ne kadar kaldıysak. Çünkü oluşum tarihimizden itibaren, oluştuğumuz andan itibaren bizim yaşımızın sayılması lazım. Ama sonradan aklıma geldi, doğum tarihi deniyor buna, oluşma tarihi denmiyor. Kutup ayıları. Kutup ayıları arkadaşlar sadece solak oluyorlar. Yani sağ eliyle kuvvetli bir şekilde bir şey yapabilen bir kutup ayısı yoktur. Tamamı kutup ayılarının solaktır. Fillerin derisindeki bu buruşuk buruşuk olan kıvrımları biliriz değil mi? Onlar arkadaşlar işte sinekleri veya üstüne konan böcekleri ezmek için varlar. Yavru bir tane filin bile bütün vücudu kırışıklıklarla dolu. Bu da işte bu sinekleri ezebilmek için yaratılmış. Coca-Cola, bakın şu anda yanımda Coca-Cola var, içinde de kola var. Siyah kola deniyor buna. Sarı kola değil, siyah kola. Evet, Coca-Cola'nın rengi siyah. Ama Coca-Cola'nın asıl rengi normalde yeşil. Yani buradan anlayacağınız gibi Coca-Cola'ya bir renk katıcı ekleniyor. Yani renklendirici ekleniyor. Normalde Coca-Cola'nın asıl rengi dediğim gibi yeşil. Çünkü bitkisinden dolayı oluyor bu olay. Bunların dışında bal. Bal eğer hiç güneşe temas etmezse, yani güneş görmezse asla bozulmaz. Yani balın bozulması için güneş görmesi gerekir. Balı güneşten uzak bir yerde, kavanozun içinde ya. Yani mutfağınızdaki dolapta saklarsanız bal bozulmayacaktır. Ayrıyetten su aygırının sütü de pembe oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi su aygırı var. Ve bu su aygırı pembe süt üretiyor arkadaşlar. Bu inanamayacağınız kadar değişik bir bilgi. Ben bile inanamadım bunu ilk duyduğum zaman. Gerçekten çok değişik bir bilgiydi bu. Onun dışında kum taneleri arkadaşlar mikroskoptan baktığınız zaman aynı bu şekilde görünüyor. Yani gerçekten de çok enteresan ve değişik bir görünüşleri varmış. Bunun hepsinin dışında arkadaşlar beni Instagram'dan, şurada yazan Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Her zaman dediğim gibi ben Instagram'dan atılan mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama sizden bir ricam var, her zaman söylediğim gibi. Instagram'dan mesaj attığınız zaman bir soru soracağım demek yerine direkt sorunuzu yazarsanız size daha hızlı cevap verebilirim. Çünkü direkt sorusunu soran insanlara daha hızlı cevap veriyorum. Hani o adamı beklemek yerine diğerine yazıyorum. O yüzden dediğim gibi sorunuzu sormayı unutmayın bir sorunuz varsa. Ve gerçekten Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yakın bir zamanda Instagram çekilişlerine de başlayacağım zaten. Bu arada şu anda şu mikrofona bakıyorum da hani gerçekten de aldım ya. Vay be, Rode NT-USB. Şu mikrofon benim biliyor musun? Yani bu, şu anda benim kanalımdaki videoda bu mikrofon görünüyor. Hani 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecekti. YouTube'da bir şey başaracağım, bir yere geleceğim aklıma gelmezdi gerçekten. O yüzden tekrar hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayenizde buraya geldim.
İyi ki varsınız gerçekten. Neyse arkadaşlar, vereceğim bilgiler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Şu anda boğazım çok yoruldu, hiç durmadan konuştum çünkü video boyunca. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.